Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Karlı bir videoma ve yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Almanya'da bir günümüz nasıl geçiyor? Nasıl başlıyor? Sizlere, daha doğrusu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sabahın 6'sı arkadaşlar. İlk önce elinize öper kızımı. Okula götürmem gerekiyor. Oradan da iş yerine. Bugün bizi bir sürpriz bekliyor gördüğünüz gibi. İlk önce karı temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Karın tabii kendince güzelliği de var. Biraz zorluğu da var. Rabbim kimseyi zorluklarla karşılaştırmasın. Herkesin işini gücünü rast getirsin arkadaşlar. Kızı okula bıraktıktan sonra şöminemizi yaktım. Bu yıl Almanya'da maalesef sizlerin de bildiği gibi gaz olayı biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden kendimize böyle bir önlem aldık. İşte ne oldum demeyeceksin arkadaşlar, ne olacağım diyeceksin her zaman. Dünyanın önde giden Avrupa'sı şu an belki de normal Asya ülkelerinin bir tanesinde normal olan gaz olayına muhtaç ve bundan 50 yıl öncesine dönüp herkes imkanı olanlar arkadaşlar soba yakmaya, ateş yapmaya başladılar. O yüzden halimize şükretmek gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Her günümüze şükredelim. Değerli takipçiler, kar yağışı devam ediyor Almanya'da. Şu an ne yapıyorsun dersen, kaldırım mühendisliği yapıyoruz arkadaşlar. Tabiri caizse söyleyeyim. Herkes Almanya'da yükümlü arkadaşlar, evinin önünü kar yağdığında saat 9'a kadar temizlemek zorunda. Eğer temizlemezse kardan dolayı birisi ayağını kayıp herhangi bir şekilde düşerse ve sakatlanırsa bunun sonuçlarına mülkiyet sahibi katlanır arkadaşlar. Almanya'da böyle bir kural var. Aslında güzel bir şey. Herkes evinin önünü temizlediği zaman yayalar için kolaylık sağlanıyor. Henüz temizlemeyenler de var tabi. Ama biz sabah erken başladığımız için ilk önce okula gittik. Sonra Aslan'ı bıraktık arkadaşlar. Ondan sonra gelip burayı temizledik. Şimdi birazdan kuşlarımızı yemleyeceğiz arkadaşlar inşallah. Her taraf kar. Karın altında kaldık. Gel, gel, gel. Gel. Evet, değerli takipçiler. Kar hala etkisini sürdürüyor. Şu an dişlerimizi bıraktık. Şu kara karanfilli dişimizi hatırlarsanız kanadında ur çıkmıştı. Sizlerin de şahit olduğu gibi uçaraktan uyduğu yerden çıkıp artık regallere çıkıyor. Bakın daha da yükseğe çıkacak. Çıkıyordu hatta arkadaşlar. Çok şükür düzeldi.
Arkadaşlar amacımız sizleri sadece bu videoda hani ölmedik henüz, hayat mücadelesi devam ediyor demek. Size pek görsel olarak güzel bir görüntü yaşatamıyorum ama hepinizden affınızı diliyorum. Ama yine de kontağımızı kesmek istemiyorum. Haftada bir olsa sizlerle bir video paylaşıp halınızı hatırınızı sormak, size selam vermek, selam göndermek, selamınızı almak. Amacımız sadece bağımızı koparmamak. Gördünüz arkadaşlar, kara karanfilli dişimiz kendi kendine çıktı. İnşallah yeni gelen arkadaşlar için söylüyoruz. Bunlar bizim damızlık dişilerimiz. Yanımızda Türkiye'ye götüreceğiz. Yavrularını alıp orada da inşallah hep birlikte uçtuğuna şahit olacağız. Şimdi bunları yem yemeye bırakalım arkadaşlar ve erkekler tarafına geçelim. Evet, değerli takipçiler, erkeklerimiz de damızlıklarımız da yavaş yavaş uyudu bölümden çıkıyorlar. Geç geç. İlk önce şöyle bir sabah kahvaltısını yapsınlar. Çok şükür takım yerinde sağlıklılar arkadaşlar. Keyifleri yerinde, kümes yeteri kadar geniş görüyorsunuz. İçeride burası salma arkadaşlar. İstedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Uyudukları yerde aynı şekilde. Kış aylarında ve özellikle böyle karlı yağmurlu havalarda ancak sizlere bu şekilde seslenebiliyoruz. İnşallah Türkiye'ye geldiğimizde hep diyorum daha güzel, daha özel filo ve elvanlarla sizlerle birlikte olacağız. Gelin bakayım, gelin hadi. Gelin yeminizi yiyin. Gel, gel, gel. Gel. Acayip kar devam ediyor arkadaşlar. Gel, 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 gel. Hadi gelin bakayım lan. Bugün niye çekiniyorsunuz? Hadi bakayım. Gel, gel. Acıkmadınız mı? Kısmet olursa arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar için söylüyoruz. Bunların hepsini Türkiye'ye birlikte yanımızda damızlık olarak götüreceğiz. Allah Allah. Bugün gelip yem yemiyorlar. Günlerden cuma günü arkadaşlar. Bu arada tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun inşallah. Allah insanlığın başından tüm kötülüklerini eksik etsin. Büyük ihtimalle sizlerle videoyu cumartesi sabah paylaşacağım. Ama şimdiden herkesin cuması mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Dertleriniz, sıkıntılarınız varsa Allah'ım şifa olsun inşallah. Tüm hastalara şifalar diliyoruz. Çalışan tüm emekçi arkadaşlara başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Sizlere ancak videomuzda bu şekilde seslenebiliyoruz. Pek dediğim gibi görsel bir güvercinlerimiz kalmadı. Sadece sevdiğimiz damızlıklar, manevi değeri yüksek olan kuşlarımız, onları yanımıza götüreceğiz. Evet değerli takipçiler, bugün de videomuz maalesef mi diyelim artık, ne diyelim arkadaşlar, bu şekilde oldu. Tekrardan affınıza sığınıyorum ama elimden inan gelecek hiçbir şey yok. Siz de görüyorsunuz hava şartlarını,
ve bizim durumumuzu zaten uzun zamandır takip eden arkadaşlar biliyordur. Anlayışla karşıladığını da ümit ediyorum. Kesin dönüş yapacağız Almanya'dan Türkiye'ye. O yüzden bu kadar az güvercinimiz var. Yeni gelen arkadaşlar için, yeni gelen ustalar belki diyebilir, bunlar ne birkaç tane güvercin. Onlar için söylüyoruz. Zaten uzun zamandır takip eden arkadaşlar biliyorlar olayları başından sonuna kadar. Arkadaşlar, söyleyecek kelime bulamıyorum inan. Sadece herkesin işini gücünün rast getirmesini diliyorum Yüce Allah'tan. Allah'ım bu kötü havalarda dışarıda kalan hayvanlara, evsiz barksız insanlara yardım eylesin arkadaşlar. Sizlerden de ricam, elinizden geldiği kadar, özellikle hangi tür olursa olsun hayvanlar varsa, bu kötü hava şartlarında her zaman yardım etmek gerekiyor. Ama özellikle bu havalarda arkadaşlar, elinizden ne geliyorsa az çok yardım etmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Çünkü onlar Allah'ın dilsiz kulları arkadaşlar. Bizler yine gidip açsak açız, susursak susuzuz diyebiliyoruz. Ama maalesef bunların öyle bir yeteneği yoktur. Kümesi açarsak görüyorsunuz, dışarı çıkıyorlar. Önlerine su koyarsak içiyorlar, yem atarsak yiyorlar. Yoksa bize yem ver, su ver diyeme gibi bir özellikleri yok. Lafı fazla uzatmayayım, sizleri de fazla sıkmayayım arkadaşlar. Sizden tek ricam, elinizden gelen, elinizin ulaştığı, bu dışarıda olan kimsesiz hayvanlara yardım edelim arkadaşlar. Tekrardan cumanız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.